Anca Nandini gibi bir kadın onun aklını çelebilir. Ama Tanrı'ya şükür ki Nandini böyle bir şey yapmaz. Arkadaş çevremizde de iyi yemek yapan kimse yok. Yemeği ben de çok severim doğrusu. Dünyadaki en iyi şefler erkekmiş, öyle diyorlar. Öyle duydum. Benim akranımdan bir tane görürseniz haber verin. Büyük anne. Ne? Olmaz. Nedenmiş o? Herkese günaydın. Aa, günaydın canım. Kunal, neredeydin oğlum? Tam zamanında geldin. Harika bir kahvaltı hazırlamıştık, hadi ye. Onun yanı sıra hayalimizde başka bir sürü lezzetli şey de canlandırdık. O zaman sonra canlandırırsınız. Şimdi vakit gerçek yemek yapma vakti. Ne? Size güzel haberlerim var. Beni dinleyin. Güzel haberler mi? Harika. Neymiş? Nandini hadi gel buraya. Kunal'ın güzel haberleri var. Söyle hadi hayatım. Neymiş onlar? Güzel haber şu ki... Nandini'ye harika bir ev buldum ben. Sonunda orada dilediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Evi dekore edersiniz, bir güzel temizlersiniz, tadını çıkartırsınız. Özellikle de Nandini. Haksız mı? İstediğin buydu değil mi? İyi de Kunal canım, evi ne kadar çabuk buldun. Ben uzun zamandır bakıyordum. Bir sürü emlakçıyla görüştüm. Uzun zamandır ev bakıyordum. Neyse, herkesin kaderi ayrı yazılmış derler. Neyse, ben zaten bir an önce taşınmak istemiştim aslında. Bence Nandini bu evi çok beğenecektir. Güvenli ve kirası da uygun. Vaktiniz varsa hemen gidip bir bakalım derim ben. Gidelim mi? Önce kahvaltı edin bari, hadi. Yolda atıştırırız, hadi. Hadi. Kunal, bu evin nesini beğendin böyle? Hem tadilat istiyor hem de eşyası yok. Yani fena değil ama pek de bir özelliği yok açıkçası. Neden Nandini'ye doğru düzgün bir ev bulana kadar beklemiyoruz? Molly, bu evin nesi varmış? Ev gayet güzel işte. Su var, elektrik var. Ev sahibi de iyi biri. Komşular da gayet iyi. Hem her şeyden öte bu ev bizim eve çok yakın. Canım, ev mobilyalı değil bile. Onun da az çok eşyaya ihtiyacı olacak değil mi? Eşya kısmı zaten çok kolay. 1-2 gün sürer. İnternetten bile buluruz. Durduk yere strese girecek. Bununla nasıl başa çıkacak Kunal? Neden şöyle güzel mobilyalı bir ev aramıyoruz ki? Hem zaten Nandini'yi illa yarın evine yerleştirecek değiliz ya. O yüzden düzgün bir yer bulana kadar lütfen bekleyelim. Aceleye gerek yok Kunal. Beni dinleyecek misin? Benim yardıma ihtiyacım var. Artık burada daha fazla kalabileceğimi sanmıyorum. En doğrusu benim buradan gitmem. Molly, bulacağımız her evde mutlaka ufak tefek sorunlar olacaktır. Ama bu eve bakınca gerçekten burası benim yuvam olabilirmiş gibi geliyor. Eğer dekore eder ve mobilyalarını da alırsam harika bir yer olur bence. Nandini, lütfen bunu iyi düşün canım. Burası senin Mumbai'deki yuvan olacak. Emin misin? 100% eminim. Artık arkama bakmayacağım. Kunal, lütfen bu evi tutalım. Peki, tamam. Sonuçta sen yaşayacaksın burada madem karar verdin. Tamam o zaman. Evi birlikte dekore edeceğiz. Hatta sadece ben değil, Kunal da yardım eder. Öyle değil mi Kunal? Kunal, bütün ağır işler senin sorumluluğunda. Yani elektrik, tadilat, hatları çekme, ahşap işleri falan. Evi dekore etmemize yardım edeceksin, değil mi? Tabii, bakarız tabii. Hayır efendim, bakarız falan değil. Sen olmazsan onun evi eksik kalır. Bir şeyler mutlaka eksik kalır. Buna eminim. Nandini'nin evi eninde sonunda tamamlanabilir. Sonuçta sen varsın, annem var. Hatta annem bayılır böyle şeylere. Aa, evet. Hem ben de varım gördüğünüz gibi. Bütün elektrik işi, evrak işi bende. Neyse ben kaçayım şimdi, hastalar beni bekler. Burada mısınız yoksa eve bırakayım mı sizi? Hayır, gerek yok canım. Buraya tutacağımıza göre burada kalıp dekorasyon hakkında karar vermemiz gerekiyor, değil mi? Sen git. Tamam. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.